Kendisine muhakkak ki muhabbet eden çok tarikat büyüklerinden, değerli şeyhlerinden insanlar var diye duyuyoruz. Kendisinin o konuda düşünce ve fikirlerine temas edecek olursak neler söylemek gerekir? Malum bazı değişik yorumlanan sözleri var. Evet. Zaman hakikat zamanıdır, tarikat zamanı değildir diyor. Bu muvaciyeden bakınca Risale-i Nur'da tarikat var mıdır, yok mudur mevzu hatta gündeme geliyor bazen. Halbuki böyle söylemiş olmasına rağmen bakıyoruz. Risale-i Nur sanki bütün tarikatların daha kısa, emin ve günümüze uygun uyarlanmış bir şekli gibi görünüyor. Bu açıdan bakınca tanıdığı şeyhler, teması olan şeyhler veya tarikat konusundaki düşünceler itibariyle hatıralarınıza neler geliyor? Evet. Doğrusu Risale-i Nur'da olan meseleleri en iyi Risale-i Nur'dan öğrenebiliriz. Ben ancak hatırımda kalan ve Risale-i Nur'dan anladığım bazı bildiklerimi nakletmeye çalışayım. Üstadımızın malum Müslümanlarla bir meselesi yoktu. Müslümanlara hiçbir zaman şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diyerek böyle bir itirazı yoktu. İslamiyet'in yani zararına çalışanlara bile yani onların konuşulmasını bile istemezdi üstad hiçbir zaman. Üstadımızı bütün ehli tarik, bazı şeyh efendiler de ziyaret ederlerdi. Mesela benim rastladığım Sami Efendi İstanbul'da iki defa üstadımızın ziyaretine geldiğini hatırlıyorum. Sonra Sami Efendi gelmişti. Ha, Sami Efendi ile konuştuklarını pek bilmiyorum. Ne konuştuklarını. Biz çıkmıştık o zaman. Sami Efendi aşağıda dizüstü oturuyordu. Üstad da yatağının üzerinde böyle yüksekte oturuyordu. Yalnız ben Ziya Arun kardeşten o zaman o Sami Efendi ile görüşmeleri esnasında Ziya Arun da orada bulunuyormuş. Herhalde çay mı yapmış, ne yapmıştı ya o sıra Üstad Sami Efendi'ye demiş ki ben demiş tarikat zamanı olmadığını Esad Efendi'ye demiş anlatmıştım demiş ve Esad Efendi kabul etmişti. Ben Esad Efendi ile konuşurken demiş, sen demiş, bu Ziya gibiydin demiş, yani bu talebe gibiydin demiş. Ben hatırlıyorum demiş. Sen de ben sana demiş tarikatı bırak demiyorum. Fakat sen yine vazifene devam et. Risale-i Nur'u da okut demiş. Yani bu Sami Efendi hakkında bu kadar biliyorum. Bir defa daha geldiğini hatırlıyorum ama ne konuştu, ne yaptı bilmiyorum. Ve üstadımız hiçbir zaman şeyhlerin, hocaların, ehli tarikatın aleyhinde olmazdı. Zaten hiçbir Müslümanın aleyhinde olmazdı. Zaten kim hiçbir Müslümanın gıybetini yaptırmazdı üstad. Benim bildiğim. Gıybetini yaptırmazdı kimsenin. O zaman cami, cemaate devam mevzuunda da düşüncesi müspetti denilebilir mi? Düşüncesi müspetti ve biz her zaman mesela üstad rahatsız olduğu için şeye gidemiyordu camiye, bizi gönderiyordu. Cuma namazlarına beraber çok gittiğimizi biliyorum. Bayram namazına beraber gittiğimizi biliyorum. Ve hiçbir zaman cemaatin, cumanın böyle hiçbir Müslümanların, hocaların aleyhinde değildi. Zaten Risale-i Nur'da bunları yazıyor. Zaten Uhuvvet Risalesi'nde bunlar anlaşılıyor. Yani Üstad ne yazmışsa Uhuvvet'te, İhlas'ta aynen onların tatbikini kendinde görüyoruz. Sami Efendi de Nurcuları, Risale-i Nur talebelerini methettiğini böyle talebelerinden duymuştum yani. Sami Efendi de duymuştum. Sami Efendi'den duymuştum. Sami Efendi'nin talebelerinden duymuştum. Bir de şöyle kimden duydum iyice bilmiyorum. Emir Dağı'nda
bir şey varmış. Şeyh kızı dedikleri Emirdağ köylerinde bir kadın tarikat veriyormuş. Onun da müritleri varmış. Şeyh kızı diyorlarmış kendisine. Ondan üstada selam getirmişler. Üstad da demiş ki namaz kıldırıyor mu diye sormuş. Kıldırıyor demişler. Kur'an okuyor mu demiş. Okuyor. Öyleyse benden de selam söyleyin. Ben de onlara dua ediyorum. Onlar da bize dua etsinler demiş. Yani böyle İslamiyetle biraz münasebeti olanları üstad teşvik eder. Onları daima böyle hizmet-i imaniyeye, Kur'an hizmetine teşvik ederdi. Yani böyle hiçbir zaman kimsenin aleyhinde olmazdı. Tarikat zamanı değil demekten maksat, malum şimdi tarikat ehlinin çoğu pek bir şey bilmezler. Yani bilgileri kıttır, noksandır. Üstadımızın demek istediği, evvela sağlam bir itikat sahibi olmak lazım. 5. mektupta zaten bunu izah ediyor. Sağlam bir itikat ve bilgiyle, itikat, bilgiye dayanan bir itikat sahibi olacak ki tarikata devam edebilsin. Risale-i Nur külliyatı tahkiki iman dersi verdiğine göre, sonra tarikata ait meseleleri de izah ettiğine göre, 5. mektupta olsun, telvihat-ı tisade olsun, böyle anlattığına göre, Risale-i Nur hakikaten bütün tarikatların hülasası gibi, bazı sekke-i tasdikayı bile de geçiyor. Risale-i Nur bütün tarikatların, 12 tarikatın hülasası gibidir. Ve Risale-i Nur'u okuyanlar tarikatlarına devam edebilirler. Fakat hakiki Risale-i Nur'u anlayanlar başka tarikata ihtiyaç hissetmezler. Benim bildiğim. Çünkü muhtaç oldukları bilgiyi ve dua etmek istedikleri duayı, virdi vesairesi hepsini Risale-i Nur en kısa, en kolay şekilde tespit etmiş vaziyettedir. Yani bunun için mutlaka bir tarikata girmek lazım diye bir şey yoktur. Malum bir tarikata girince bir şahsın, bir şeyh efendinin adeta hususi dairesi gibi meslek adeta daralıyor. Yani yol daralıyor. Fakat Risale-i Nur cadde-i kübra-i Kur'aniyedir. Böyle farzlarını yapan, kebairi terk eden bu zamanda kurtulur derdi üstad. Yani herkesin yapabileceği bir yol takip etmiştir üstad Risale-i Nur'da. Yani hem de kolaylaştırmıştır. Bak diyor ki sadece farzlarını yap. Hatta hapishanede bir zata öyle demiş, bir katil birisi varmış, namaz kılmıyormuş. Kardeşim demiş, sen demiş, farzları yap demiş, sünnetleri ben kılarım demiş senin yerine demiş. Sonra adam namaza gelirmiş camiye, farzları kılar gidermiş. Başka bir kardeşimiz ona sormuş, ya sen niye demiş farzları kılıyorsun, sünnetleri kılmıyorsun? Bana hoca efendi dedi ki, sen farzları yap, ben sünnetleri kılarım dedi. Yani mesele, maksat onu namaza başlatmak, alıştırmak yani. İşi en hafifinden alıyordu üstad. Tarikat zamanı değil demekten maksat yani bilgili Müslüman olmak lazım. Ben onu anlıyorum yani. Bilgili Müslüman olmak lazım. Sonra şu zamanda hakiki böyle bilmiyorum artık tam böyle selahiyetli bir şeyh var mıdır yok mudur? Ben bugünkü bilgime göre pek anlamıyorum yani. Böyle Risale-i Nur'un tarif ettiği, telvihat-ı tisada geçtiği veya 5. mektupta olduğu hakikatları biliyorsunuz. İşte onları okuyup öyle karar vermek lazım. Hiçbir zaman Nur talebeleri tarikatın aleyhinde değildirler. Çünkü onlar da kardeşimizdir. Ehli imandır madem. O noktada kardeşimizdir. Başka bir hocadan, hatta İhlas Risalesi'nde buyuruyor ki, Müslümanların diyor, kimden ve nereden olursa olsun istifadelerine taraftar olmak lazımdır diyor. Nur talebesi bugün bu düsturu tatbik eder. Bu düsturu yaşar. Çünkü meselemiz diyor, iman meselesidir. Yani bir insan ehli imansa bize muhalefeti yoktur.
Ehli imansa Kur'an'ın aleyhinde değildir. Ehli imansa İslamiyet'in aleyhinde çalışmaz. E biz bunu istiyoruz zaten. Yani bu zamanın en büyük hastalığı cehalet ve İslamiyet'i bilmemek olduğu için, yani İslamiyet'e ne kadar yakınsa, ne kadar İslamiyet'i biliyorsa bu kafi. Yani hepsini bilecek, tam dört başı mamur Müslüman olacak. Bunu nerede bulacağız? Zor şimdi şu zamanda bulunan. Zor. Üstadın tarikat mevzuna bakarken acaba düşüncelerinin altında zaman imana, İslam'a hizmet zamanıdır, Kur'an'a hizmet zamanıdır duygusu vardı denilebilir mi? İmanı tehlikede gördüğü için bütün mesaisini ona teksif etmek. Dolayısıyla tarikatın verdiği bazı nurani, ruhani, zevki hallere dalmamak, yani hizmette, iman hizmetine evet. devam etmek, evet. bu hizmetin önemini vurgulamak düşüncesi vardır denilebilir mi? Evet, şüphesiz. Bu terbiyat-ı da geçiyor zaten. Yani dünya hizmet yeridir. Meşakkat yeridir. Burası zevk, böyle makam, mevki, keramet göstermek gibi şeyler. Yani şahsi, indi, nefsani, böyle nefsin hoşuna giden şeyler, makamlar mahmul bir şey değildir. Zaten aklı başında bütün evliyaullah böyle keramet göstermekten hoşlanmamışlar. İkram olarak Cenab-ı Hak onlara keramet ihsan etmiş. Fakat hiçbir zaman üstadımız da böyle kerametin lehinde değildi. Yani keramet göstermek istemezdi. Ama Cenab-ı Hak izhar ediyorsa, şey diyorsa ummadığı tarzda, mesela bilmediği tarzda intihak-ı bilhak nevinden, yani bir kimsenin kalbinde bir sual var mesela, bunu hiç haberi olmadan üstad mesela konuşsa, bu açık bir keramet sayılıyor. Fakat bunu bile bile yapmıyordu belki de. Yani böyle mümkün olduğu kadar keramet göstermemeye çalışıyordu üstad, benim hissettiklerim. Ben yine Mehmet Çalışkan ağabeyden dinlemiştim. Üstad diyordu ki, biz keşfin, keramatın, zevkin, makamatın aleyhindeyiz. Çünkü burası darül hizmettir, darül ücret değildir. Yani bugün ücret alanlar, ücret almak isteyenler, yani maddi manevi ücret almak isteyenler veya bir makam sahibi olmak isteyenler, merciiyet makamını isteyenler, güzel rüya görmek, keramet göstermek isteyenler, esas buranın darul hizmet olduğunu sanki unutuyorlar yani. Her şeyi bu dünyada arıyorlar. Dini, dünyevi makamlarına adeta adet ediyorlar gibi oluyor. Yani nakıs bir mertebe oluyor yani. Nakıs bir mertebe oluyor. İhlaslı bir Müslüman hiçbir zaman buradaki ibadetinin, buradaki hizmetinin karşılığını istemez. İhlas risalelerinde bunlar zaten açıkça beyan edilmiştir. Binaenaleyh onları okunursa çok güzel anlaşılıyor. Süleyman Efendi ile de üstadın görüşmelerinden zaman zaman bahs açılır. Yani sizin o konuda... Ben onunla, o zatla görüştüğünü bilmiyorum. Fakat o zata diğer bütün başka bir Süleyman Efendi daha vardı İstanbul'da. Onunla filan böyle selamlaştıklarını duydum. Fakat ziyaretlerine rastlamadım. Yani üstadımız bütün şeyhlara, ehli tarih zatlara çok böyle mültefit bulunurdu. Onlara karşı hiçbir zaman böyle şey etmezdi yani. Onları tenkit eder bir tavır takılmazdı hiçbir zaman. Yani hepsine hürmet ederdi. Bir de üstadın eserlerinden istifade edenler var abi, şeyhler duyduğumuz kadarıyla. Üstad onlardan memnun olurmuş. Bir de yazdığı eserlere kaynak göstermeden üstattan aşağı yukarı olduğu gibi alan kimseler var. Mesela Şemseddin Yeşil rahmetli gibi Miraç Risalesi yazmış. Miraç Risalesi'nden, Risale-i Nur'dan sanki
olduğu gibi alınmış. Evet. Bunlar üstadın zamanında yayınlanmış. Acaba üstad bu konuda ne nasıl bir tavır içinde? İşittiğime göre, kimden işittiğimi de iyice bilmiyorum. Üstad o zaman muvakkaten Şemseddin Yeşil'in onları neşretmesini kabul etmiş. Çünkü o zaman Risale-i Nur neşri olamazdı. Onun ismi altında neşretmekle imanın kurtarılmasına, İslamiyet'in böyle İslamiyet'e bir hizmet olacağından kabul etmiş. Fakat sonradan yani onun böyle habersiz neşriyatını Risale-i Nur'dan alarak kendi malıymış gibi böyle neşriyatını sonradan kabul etmediğini söylemiş. Böyle İstanbul'da çok böyle cazibedar şey verirdi, vaaz verirmiş. Vaaz verirmiş. İstanbul'a gidenler hep biliyordu, et yemez değil mi? Bir camide vaaz edermiş. O zaman onu men ettiler bir zaman böyle bazı mezhep anlaşmazlığı yüzünden. Diyanet onu men etmişti. Sonra bir cemiyet kurarak yine o vaazlarına, o cemiyetin azalarına vaazına devam etmiş. Böyle üstattan bahsederken asrımızın asr-ı müniri diye böyle bir bahsettiğini de bir kitabında okumuştum ben. Asr-ı müniri, asrın yani böyle nur saçanı, nurlusu gibi böyle üstattan bahsetmiş. Bazen üstattan işaret edermiş fakat sonradan işte daha evvelinde üç üstattan bahsetmezmiş çünkü üstadı herkes diline alamıyordu o zaman. Korkuyorlardı, millet çekiniyordu. Üstad devamlı takip altında olduğu için bu şekilde. Sonra mesela Eskişehir'de bir zat vardı. Muttalip köyünde Hacı Hilmi Efendi diye. Ben çoklarından duydum, onun müritlerinden duydum. Eskişehir'de bazı hoca efendiler vardı. Onun şeyiydiler, müridiydiler. Bütün onun müritleri hepsi Risale-i Nur'a iltihak etmişler. Kendisi de üstadımızın ziyaretine gelmiş. Üstadımız da hatta o Hilmi Efendi'nin, Hacı Hilmi Efendi'nin ziyaretine gitmiş. Bunu duydum. Yani üstad daima hocalarla, şeyhlerle güzel münasebetler kurar ve daima onları hizmete teşvik ederdi yani. Üstadın böyle muhalefet diye bir şey yoktu Müslümanlara karşı. Tabi herkese şefkatle ve İslam dairesinin içinde sayarak yaklaşıyor üstad. Acaba beğenmediği veyahut imana, iman hizmetine zararı itibariyle tenkit ettiği kimseler, şahıslar olmaz mıydı cereyanlar? Yani varsa bile isimlerini söylemez üstad. Çünkü evet. Gıybet etmezdi yani, gıybet ettirmezdi. Kimseyi gıybet ettirmezdi, aleyhinde konuşturmazdı. Bunu mutlaka hoşlanmadığı kimseler, bazı şeyde Kastamonu layıkasında mesela birisinden bahsediyor. Feyz Efendi'nin onun tesirinden sıyrılıp böyle tam hizmet edemediğini söylemek istiyor. Kastamonu'da bir şeyh varmış. Eski asri şeyh derlermiş. Böyle tam böyle ehli bidaya taraftar gibi hareket edermiş. Ben ismini falan iyice bilmiyorum. İşte tabii onlardan hoşlanmazdı ancak onlara işaret edermiş yani. Ancak şöyle şöyle işte bir zat var falan gibi. Evet. Yani üstadımız ehli bidaya katiyen taraftar olmadığı gibi halis muhlis böyle ehli iman olmasını herkesin ister ve o şekilde yetişmelerini böyle Risale-i Nur'la böyle çalışıyor ve tavsiye ediyordu zaten. Peki kendisinin nasıl bilinmesini arzu ederdi tabi? Kendisi Kur'an'ın hizmetkarı. Aciz bir hizmetkar. Kur'an-ı Kerim'in aciz bir hizmetkarı. Sikke-i Tasdik-i Gaybiye'de biliyorsunuz hep Risale-i Nur methediliyor. Üstad kendi şahsından bahsedilmesini istemiyor. Hatta son zamanda derdi ki bana bağlanmayın, Risale-i Nur'a bağlanın. Risale-i Nur size yeter derdi. Ben derdi faniyim. Ben çok kusurlu bir insanım.
Sonra bir kardeşimiz vardı, üstadı taklit etmek isterdi bazı şeylerde de. Üstad der ki, beni taklit etmeyin, benim gibi olamazsınız. Benim gibi olmak için Bediüzzaman olmak lazım. Beni taklit etmeyin, Risale-i Nur'u okuyun, Risale-i Nur'a bağlanın, buyururdu böyle. Peki kendisine bir makam tevcih edenlere yahut öyle iltibat edenlere tavrı ne olur dedi? O derdi Risale-i Nur. Mesela bir şey rüyada görmüş. Üstadımızı Mahmud isminde Mehmet Çalışkan abinin küçük kardeşi. Üstadımızı Stalin öldüğü sene birkaç ay evvel Stalin elinde bir keser mi artık orak çekiş mi artık çekiş mi keser mi elinde bir şey varmış. Üstadın Emir Dağı'ndaki evinin rüyasında şeylerinden, merdivenlerinden çıkıyor. Üstad da farkına varıyor böyle birisinin geldiğinin. Üstad elinden onun keseri alıyor, kafasına, beynine vuruyor rüyasında. Sonra birkaç gün sonra işitiliyor ki Stalin beyin kanamasından vefat etti. Bunu üstada söyledikleri zaman bu rüyayı diyor ki sen diyor Asay Musa ve Zülfikar mecmuasını diyor benim şeklimde görmüşsün. Stalin de diyor komünizmin şahsı manevisi namında görülmüş. Onun yerinde görülmüş. Risale-i Nur diyor Anadolu'ya komünizmin gelmesine mani olduğuna bir işarettir bu diyor. O diyor Zülfikar ve Asay Musa diyor komünizmin diyor gelmemesine mani olduğu için onu benim suretimde görmüşsün diyor. Yani daima üstad kendisini değil Risale-i Nur'u nazara verirdi yani. Veya cemaati, Nur cemaatini, Risale-i Nur talebelerini cemaate şey ederdi, gösterirdi yani, vermek isterdi. Yani hiçbir zaman kendisine bir makam, kendisine basit, aciz bir hizmetkar malum, ne diyor? Aciz, fakir, şefkat, tefekkür diye mesleğinin hülasasını o şekilde ifade etmiş. Peki soyu, ecdadı hakkında? Ecdadı hakkında zaten biliyorsunuz, kendisi ben şu sülaledenim, bu sülaledenim diye asil bir hanedandan değilim diye kendisi söylüyor. Fakat bazı kardeşlere söylediğini ben işitiyorum, Salih Özcan'a söylediğini ve başka hatıralarda yazmışlar, bazı zatlara söylemiş. Kendisinin hem Haseni hem Hüseyini olduğunu, yani hem Seyyid olduğunu hem Şerif olduğunu bazı hatıralarda işitiyoruz, söylemiştir üstad. Ama bu manevi Âl-i Beyt midir, maddi Âl-i Beyt midir? Yani bunu kararını artık biz veremiyoruz. Şu muhakkak anlaşılmalı ki üstad hazretleri kendi namına, kendi bildiği gibi, kendi düşüncesiyle hareket eden bir zat değildi. O kendine ihtar edilen şekilde, ihtar edildiği şekilde, yani ilhamın geldiği şekilde veyahut da istihdam ederdi. Yani Cenab-ı Hak onu istihdam ederdi çünkü çok tehlikeli durumlardan Cenab-ı Hak onu muhafaza etmiş. Mesela mecliste kendine zehirli iğne yapıyorlar. Bizzat ben gördüm göğsünde böyle bir çukur açılmış ve bir iğne ipliği gibi, siyah bir iplik gibi sarkmış göğsünün üzerinde. Diğer iki kişi de bu durumda vefat etmişler. Üstadımız ise diyordu ki ben diyordu Cevşenül Kebiri ve Evrad-ı Şah-ı Nakşibendi'yi okuduğum zaman Evrad-ı Kudsi'yi okuduğum zaman zehrin tesirini duyuyor diyordu. Bazı bu zehir diyordu beni rahatsız ediyor diyordu. Mesela bunun gibi müteaddit defalar kendisine zehir verildiği halde zehrin tesir etmemesi ve kendisini idam etmek için mahkemelere verildiği müteaddit defalar
böyle hapislere attıkları halde kendisine büyük bir zarar verememeleri gösteriyor ki o istihdam altındaydı. Cenab-ı Hak onu himaye ediyordu, hıfz ediyordu. Cenab-ı Hak onu hıfz ettiğini bildiğimiz için yani üstad vazifeli bir şahıs olarak biliyoruz. Üstad kendisine ne kadar aciz, zayıf, hasta, fakir, garip, kimsesiz biliyorsa üstad kendisini, o kadar da kuvvetliydi yani. Cenab-ı Hak onu hırs ediyordu çünkü. Çünkü kendine güvenerek hareket etmiyordu. Fikrine, ilmine, kerametine güvenmiyordu. Ancak Cenab-ı Hakk'a teslimiyetle istihdama mazhar olmuş bir zat olduğu için böyle bir zat elbette ki Âl-i Beyt'tendir. Böyle bir zata denemez. Yani bu böyle alelade bir şahıs değil. Tabii Cenab-ı Hakk'ın askerleri de, kumandanları da çoktur. Cenab-ı Hak herkese bir vazife vermiş. İman hizmetinde de üstadımız hakikaten en büyük hizmetini yapmıştır. Müceddit olduğunu bugün çok büyük alimler, bütün onu tanıyanlar, eserlerini okuyanlar, müştehid olduğunu, müceddit olduğunu ve bu asırda en büyük hizmeti yaptığını, kendisinin böyle kendi yani kendisini göstererek değil, böyle eserlerini, fikirlerini, Kur'an-ı Kerim'i methederek, Peygamberimizi methederek, İslamiyet'i böyle ortaya koyarak hizmet ettiğini görüyoruz. Kendisi hizmetkar olarak görünüyor. Kendisine bir makam vermiyor. Ve bu zamanın en büyük bir hizmet tarzı da bu şekilde ancak muvaffak olabilir biliyoruz yani. Yani kendine bir makam verse, kendisine bağlasa, kendisi çürütülmekle, mektuplarda zaten bunların beyanı var, kendisine kendisini vefat etse mesela, idam etseler veya öldürebilseler, muvaffak olsalar, mesela talebeleri dağılır. Dağılabilirdi ama üstad kendisine değil eserlerine bağladığı için bu eserlere sahip çıktığımız müddetçe, eserleri hakiki anladığımız, okuduğumuz müddetçe Risale-i Nur talebeleri daima muvaffak olacak ve daima ilerleyecektir. Nasıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları Kur'an'a bağlıyordu, Kur'an'a ve Âl-i Beytime sıkı sarılın diyordu, iki emanet bırakıyorum buyurmuştu. Yani üstadımız da hakikaten Risale-i Nur'a bizi bağlamış, Kur'an'a bağlamış, Peygamberimizin sünnetine bağlamış ve Peygamberimizin yolunda gidenleri sevmemizi istemiş, Âl-i Beyt'i sevmemizi istemiş ve kendi talebelerinin aleyhinde bulunmamamızı istemiş. İhlas Risalesi'nde diyor zaten, bu hizmeti Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek mühim bir düsturdur biliyorsunuz. Yani bunlardan Peygamberimizi takip ettiğini, onun izinde gittiğini görüyoruz. Bu özelliklerine bakınca, gerçi üstad kabul etmemiş ama aklımıza hemen Mehdi'nin sıfatları geliyor. Mehdi ve Mehdiyet konusunda üstadın düşünceleri. Evet. Halkın beklediği Mehdi böyle siyasi alemde çıkacak. Efendim kısa bir zamanda alemi, efkarı değiştirecek. Şeriatı ilan edecek. Askeri bir deha sahibi veya bir cesaret sahibi filan. Böyle bir şey, halk böyle bir şey bekliyor. Halbuki üstadımızın bazı ifadelerinden anlıyoruz. Mehdi de gelse Risale-i Nur'u program yapacak buyuruyor. Hazreti Mehdi de gelse diyor Risale-i Nur'u program yapacak. Bu ne demek? Program yapan mı Mehdi'dir yoksa programa tabi olan mı? Değil mi? Programa tabi olan onun bir talebesidir, bir kumandanıdır, bir askeridir olabilir. Öyleyse biz Mehdi'yi beklemek değil vazifemiz, hazır programı iyi anlayıp, iyi okuyup onu tatbik etmektir bize düşen. Yani ben Risale-i Nur'un şahsı manevisini Mehdi biliyorum. Üstadımız tek başına malum her şeyi yapamaz.
Ama onun cemaati, onun eserlerine bağlı olanlar, ihlasla hareket edenler, istihdam-ı Rabbaniye mazhar olanlar büyük hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Bu ileride daha da görülecektir. Zaten şimdiye kadar üstadımızın bütün işaretleri hemen hemen çıkmıştır. Bazıları müstesna çıkmıştır. Yani onlar da ileride gelecektir. İnşallah Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ahir zamanda beklenilen o büyük zatın vazifesini yapacak. Zaten bunu Risale-i Nur'u iyi tetkik eden, hadis-i şerifleri iyi bilenler zaten bundan şüphe etmez. Mehdi gelecek mi diye galiba bir soru sormuş. O üstadın verdiği cevap enteresan. Ha, bir kardeşimiz böyle bir sual soruyor da herhalde Salih Özcan'dır zannediyorum. Üstadımız Mehdi ne zaman gelecek diye sormuş da sen demiş Mehdi'yi ne bekliyorsun demiş. Mehdi gelirse seni vazife başında görürsün. Sen vazifeni yap. Mehdi'yi bekleme demiş. Sen vazifeni yap demiş. Sana düşen neyse demiş sen onu yap demiş. Son vasiyetnamesinde de öyle diyor. Ben diyor Celaleddin-i Harzemşah gibi benim vazifem bana düşen vazifeyi yapmaktır. Muvaffak etmek, mağlup etmek, galip etmek. Bu Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz vazifemizi yapacağız, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmayacağız diyor. Malum lemalarda da bunların güzel izahları vardır. Abi üstad şahsında bir şey görmemiş ama aslında onun görmemesi tabii çeşitli maddi ve manevi sebeplerden olabilir. Böyle bir zatı Cenab-ı Hak elbette bir güç, kuvvet vermiştir. O sizden naklettiğiniz Celal Bayar'ı istersem ayağıma getiririm. Ama buna tenezzül etmiyorum. Evet. Öyle miydi sizin? Yani böyle İstanbul'da bir defa konuştuğunu hatırlıyorum. Yani istersem ben kim istersem Celal Bayar'ı da yanıma getirebilirim. Celal Bayar o zaman reis cumhurdu. Yanıma getirebilirim fakat ben bunlarla uğraşmıyorum. Ben bir çocuğun bana verdiği selamı Celal Bayar'dan daha çok kıymet veriyorum. Celal Bayar bana selam verse, ben bir çocuk da bana selam verse, ben çocuğun selamını ona tercih ederim diyordu. Çünkü onlar dünya ile tamamen kendini kaptırmışlar. Dünya ile uğraşıyorlar. O çocuk ise Allah'a inancından, o üstada hürmetinden selam veriyor. O siyasi bir maksatla selam veriyor. Çocuk ise safi kalbiyle sırf Allah rızası için selam veriyor. Onun için diyordu ben çocuğun selamını daha çok şey ederim, severim diyordu. Sonra bir defada da yine polis gelmişti böyle dost şeklinde geliyor tabii İstanbul'da takip ediyorlardı kendisini. Evet. Başının altında iki tane tabancası vardı. Bazen iki defa vardı, iki tane vardı. Bir tanesini hatta o zaman polise gösterdi. Dedi ki ben asayişi muhafazaya çalışıyorum. Eğer ben gidersem ortalık karışır diyordu. Böyle olur diyordu. Ben asayişi muhafazaya çalışıyorum. Onun için hayatımı korumakla mükellefim. Ben hayatımı korumak için de bak tabanca taşıyorum diyordu. Yani siz diyordu yani bizden şüphelenmeyin. Biz asayişin lehineyiz. Biz maddi zabıta sizlersiniz polisler maddi zabıtadır. Biz de manevi zabıtayız diyor polisler. Bununla beraber Ankara'nın geleceğinden ümit var mıydı? Ankara'nın geleceğinden. Yani bir defasında şöyle bahsetmişti. Nasıl İstanbul eskiden alem-i İslam'ın merkezi olmuş, hilafet merkezi olmuş, bütün alemin İslam'ı idare etmiş. Ankara'da bir zaman gelecek, bütün alemin İslam'ın merkezi haline gelecek diyordu. Yani üstad bundan ben anlıyorum. Üstadın demek istediği bizim vazifemiz tamirdir. Yani bunları yıkıp başka bir hükümet kurmak, devlet kurmak böyle bir gaye yoktu üstad'da. Üstad noksanları tamir edip bunların ıslahını istiyordu. Bunların İslamiyet'e sahip çıkmasını istiyordu. Yani bu hükümetin veya bu devletin
İslamiyet'e sahip çıkarak hakiki vazifesini yapmasını istiyordu. Tamir, üstad bir tamirciydi, ıslahçıydı. Yani böyle ingrap yapacak, yıkacak, tekrar yeniden bir devlet kuracak, hükümet kuracak. Yani böyle bir şeyi üstad tavsiye etmediği gibi böyle bir şey yok Risale-i Nur'da görüyoruz. Demek ki tamire uygun geliyordu ki öyle. Yani demek tamir edilebilir. Yani evet, yanlış kanunlar, noksan şeyler efendim tamir edilse elbette ki tam Kur'an'a uygun bir devlet, bir hükümet olabilir. Evet. Bazı eserlerini neşretmemesi yahut iyi neşrederken bazı düzeltmeler yaparak neşretmesi, evet, neye binaendir hocam? Doğrusu şimdi her zamanın bir anlayış tarzı var. Eskiden malum Said-i Kürdi demek Şark vilayetlerinden manası anlaşılıyordu. Mesela eskiden yazdığı eserlerinde Said-i Kürdi yazıyordu. Son zamanda üstad onları iki Mektebi Musibet'in şehadetnamesinde olduğu gibi diğerlerini de eline geçen eski eserlerini tasdih etmişti. Said-i Kürdi tabirini Said-i Nursi yapıyordu. Kürdistan tabirini de Şark vilayetleri şeklinde yazıyordu. Bazı yani mektuplarında Kürdistan tabiri vardır. Fakat azdır yani. Esas Üstad Abdülkadir Bağdeli'nin neşrettiği bu eski eserleri, eski eserlerin çoğunu tamir etmiştir. Tahsih etmiştir. Ve bazı kelimeleri değiştirmiştir. Fakat Abdülkadir kardeşimiz herhalde hepsini tahsihli bulamadı ki aynen neşretmiş. Eski şeyleriyle, kelimeleriyle, Said-i Kürdi tabiriyle vesaireyle neşretmiş durumda o asar bediyede bunlar görünüyor. Fakat onları da dikkatle okursak hiçbir zaman üstad ırkçılık yapmamış. Hiçbir zaman Kürtçülük yapmamış. Hiçbir zaman Müslüman kabilelerin, kavimlerin birbirinden ayrılmasını tavsiye etmemiş. Hep Risale-i Nur'da, mektubatta zaten bunlar şeydir. Zaten şeriatı bilen, hakiki Kur'an'a talebi olanlar ırkçı olmazlar. Evet, herkes milletini sever. Evet, biz Türk'üz, Türkleri severiz. Fakat adalet karşısında da hiçbir zaman bu benim kavmimdendir, bu benim milletimdendir diyerek diğer kavimlere adaletsizlik etmeyiz. Yani Müslüman olan adaletsiz olmaz. Yani Müslüman kanun nazarında hiçbir zaman ırkçılık yapmaz. Üstadımızın da istediği buydu. Elbette üstadımız Kürtleri severdi. Fakat hiçbir zaman ben Kürtçe konuştuğunu üstadın yanında rastlamadım. Ve unutmuşum derdi. Ve biz bunu gözümüzle gördük. Mesela ben unutmuşum derdi. Hatta Arapça'da, mecbur olmadığı zaman Arapça'da konuşmazdı. Çünkü hadis-i şerifte vardır. Artık meşru mudur? Yoksa bid'at nedir bilmiyorum bu şer'i şeyini. Yani iki kişi, üçüncü bir kişi senin dilini bilmiyorsa, iki kişinin onun dilini bilmezse, yani yanında kendi dilini bilmeyen birisi varsa, iki kişinin gizli konuşması, fiskos etmesi şer'an iyi bir şey değildir. Yani onun için üstadımız böyle şeylere çok dikkat ediyordu. Zaten o zaman üstad Kürtçe konuşsaydı belki de aleyhinde konuşanlar olacaktı veya onu yaygara yapacaklardı. Üstad benimle Kürtçe konuştu diye sağda solda konuşacaklardı. Yani üstadı Kürtçülük yapıyor diye zaten bahane arayan hükümet ona bir kulp takmaya çalışacaktı. Yani onun için üstadımız azami ihtiyatlı hareket ederdi. Yani Risale-i Nur hizmetinde de dikkatli ve ihtiyatlı hareket ederdi. Fakat iş meydana çıktıktan sonra da hiçbir şeyi saklamazdı. Aşikar her şeyi olduğu gibi konuşurdu. Bu kadar ihtimamına rağmen zaten Kürtçülük iddiasından bir türlü kurtulamamıştı. Ya bu kadar dikkat ettiği halde yine de kendisini efendim Kürtçülük yapıyor, Said-i Kürdi'dir diyerek böyle ismini ikide bir söylediler savcılar vesaireler. Said-i Nursi olduğu halde üstadın ismi Said-i Kürdi diye kasten onu
ırkçı göstermeye çalıştılar yani. Garaz da yaptılar tabii. Abi üstadın böyle modern diyebileceğimiz teknolojik aletlere, radyo gibi, teyp gibi şeylere alakası var mıydı o konuda? Bazen evinde radyo bulunuyordu. Böyle tabii bu teknik vasıtalardan istifade etmemizi mektubatta olsun, diğer emirdağ alakasında olsun bunu söylüyor. Yani insanlara faydalı olan hiçbir şeyin aleyhinde olur müstahil olmaz. Yani ecnebilerden alınan bilgiler faydalıysa, terakkiye, yükselmeye ait ise onları benimseyeceğiz. Ama sefahate ait ise, değil mi? Radyo iyi bir şeydir. Ama radyoyu kullanan, radyo neşriyatını yapan, sefaheti efendim ortaya fitne saçıyorsa, insanları uyuşturucu, böyle tamamen böyle gayrimeşru şeyler neşriyatına neşrediyorsa elbette ki o sevilmez. Ama radyo diyordu Allah'ın büyük bir nimetidir. Yani bunun keyifli hevesatı, ekseriyeti bunun keyifli hevesat şeklinde radyoyu kullanıyorlar. Yani israftır bu, şeydir diyoruz, zarardır. Yani 5'te 4'ü zaruri, lüzumlu şeylerin neşrini yapmak lazım gelir. 5'te 1'i ancak keyifli hevesata ait olabilir diyordu. Yani böyle şey gibi, meşru dairede şarkı gibi, ilahiler gibi, asker marşları gibi mesela böyle. Keyifli hevesat da, bu da insanlar için lazım. Bir gün böyle arabada gidiyorduk. Merhum Ceylan kardeşimiz şeyi kullanıyordu. Arabayı kullanıyordu zannediyorum. Arabanın radyosunu açtı. Üstad şeyi dinledi. Haberleri. Ankara'dan haberler neşroluyor. Haberleri dinledi. Ondan sonra haberler bitti, oyun havaları, böyle türküler başladı. Böyle bir iki dakika türkü söylerken ben de Urfa'dan gelmiştim, üstad beni yolcu ediyordu, geri gidiyordum. Baktım üstadın yanında türkü dinliyorlar diye kalbime geldi. Sonra hemen Ceylan bunun farkına vardı ki radyoyu kapattı. Hemen üstad dedi ki, aç radyoyu, aç Abdullah dinlesin dedi. Yani ben bundan sonra düşündüm, niye böyle dedi üstad. Ben bundan anlıyorum ki, şimdi bu zamanda yok şarkı dinliyor, yok türkü dinliyor. Yani bunlar için münakaşa etmeyin. Yani bu teferruattır. Siz esas mesleğinize, hizmetinize bakın. Kendi mesleğinizin muhabbetiyle hareket edin. Böyle teferruatla uğraşmayın. Yani bunlar da, bunlara da yerine göre bunlara da ihtiyaç var. Yani dinlemeden dinlemeye fark var. Üstad diyormuş ki, siz radyo dinlediğiniz gibi ben dinlemiyorum. Ben başka maksatla dinliyorum diyormuş. Mesela Hüve Nüktesi'nde anlattığı gibi, yani hava unsurunun ne kadar geniş sahada neler vazife yaptığını orada izah ediyor. Yani tefekkür ederek böyle. Radyonun ne büyük bir nimet olduğunu, hava unsurunun ne kadar büyük hizmet ettiğini, elektriğin ne kadar büyük geniş sahada faydası olduğunu vesairesi bunları tefekkür ederek Allah'ın kudretini, azametini, Allah'ın esma-i hüsnasını düşünerek dinlerse tabii ona hiçbir zararı olmazdır. Sinemadan da üstad eserlerde bahsediyorum yer yer. Ha eskiden işte ilk sinemalar malum ibret verici şekilde böyle iyi filmler gösterirken Müslümanları sinemaya alıştırmışlar. İlk devirlerde Ankara, İstanbul'da üstad bazen diyordu ibret için sinemaya giderdim diyordu, evet. Çünkü bazı iyi filmler o zaman oynarmış. Şimdiki gibi böyle sefih böyle filmler herhalde yokmuştur o zaman. Tekstil makinesini hizmete vesile olduğu için övüyor galiba, değil mi? Evet, tekstil makinesi ne ilkin alan herhalde Tahiri abi midir öyle bir şey? İnebul almıştı. İnebul almış. Tahiri abi de gitmiş orada görmüş. O da tekstil makinesi almış ve bunları alkışlıyor. Büyük hizmet ettiklerini, bunların bir kalemde 500 nüsa basıyor diye böyle seviniyoruz tabii.
Yani üstad medeni vasıtalara, faydalı olan şeylere, araba, şu bu vesaire, yani bunların israf sahasında değil, böyle hayırlı sahada kullanılmasını elbette istiyordum. Yani bunu kim istemedi yani? Medeniyetin iyi tarafından istifadeyi hiçbir ayet, hiçbir Kur'an, hiçbir hadis men eder mi? Araba alınması da üstadın şeyde arzusuyla oldu değil mi? Yok, arabayı üstad arzu edip değil de böyle kıra giderken bir yerde şöyle küçük arabalar çıkmış demişler, birisi bahsetmiş. Keşke bizim de böyle bir arabamız olsa filan diye böyle temennide bulunmuşmuş. Hemen oradan bir talebesi Konya'dan Sabri Efendi bir araba 5000 liraya kadar vererek, o zamanın kıymetli parasıyla bir araba almışlar, göndermişler ve derhal üstad onu geri çeviriyor sonra. Kabul etmiyor. Sonra Emirdağ'da Mehmet Çalışkan abi ve oğlu Ceylan Çalışkan, üstada bir araba lazımdır diyerek Ceylan'ın üzerine kaydettirmek suretiyle arabayı, diyor üstadım ben bundan para kazanıyorum, dışarıda araba adam taşıyorum filan diyerek böyle bir araba alıyorlar. Üstad'dan da benzin parasını almak suretiyle üstadı bindiriyorlar. Üstad zaten benzin parasını vermeden arabaya binmezdi. Anladım. Hangi arabaya bindiyse mutlaka ücretini vermiştir. Benzin parasını vermiştir. Bu şekilde üstada bir araba alıyorlar. İşte bu diyorlar Ceylan'ındır. Ceylan bundan bunu çalıştıracak filan diyerek. Fakat üstad masrafını vermek suretiyle arabaya binebiliyordu. Abi bir de teyp meselesi var, anlatmıştınız bir ara. Ha, teyp bir ben Urfa'dayken Kore'den koskocaman bir sandık şeklinde bir teyp getirmişti birisi. Bir hoca efendinin evine gittik. Orada mevlid okudu bir hafız. Mevlid'i aynen aldı. Aynen verdi sonra. Böyle teybi ilk olarak görüyoruz. Böyle bir şey hiç görmemişiz. O kadar hoşumuza gitti bizim. Hemen bunu biz, tabii biz de böyle bir şey alabilir miyiz falan diye düşündük. O zaman 2000 lira mı, 2500 lira mı ne kıymetli para, böyle arkadaşların böyle iştirak etmesiyle bir teyp aldık, Kore'den gelmiş. Sonra ben Emirdağ'a gelmiştim, baktım üstadın odasında da ona benzer bir teyp var. İşte dedi ki bana, bir zaman gelecek dedi, bütün dedi medreselerde bundan bulunacak dedi. Hatta bana hanımlar rehberini, tesettür risalesini vesairesini okuttu. Teybe sesimi aldırdı ve kendisi de dinlemişti. Yani böyle üstad bu gibi aletleri tabii şey derdi, hayır işlerinde. Üstadın kendi sesinin acaba şeyi var mı? Kendi sesi yoktur. Ancak birkaç kelime bazı Ceylan kardeşimiz herhalde almış. Yani ben şimdi üstadın sesi var diyemem yani. Değişmiş o da, böyle birkaç çoğaltmışlar, böyle birkaç kelime ancak var birisinin yanında da. Çok az yani. Sesini kendisi teyip odasına gelir gelmez üstad konuşmaz, işaretle konuşurmuş. İşaretle konuşurdu, konuşmazmış katiye. Bir defa haber olmadan almışlar bir mektup okurken. Fakat sonradan bilmeyerek üzerine başka şey okutmuşlar, silinmiş. Kendisi müsaade etmiyor zaten. Benim sesim olmaz diyor. Benim sesim olmaz, sizin zararı yok diyor. Kendisi müsaade etmiyor. Kur'an-ı Kerim'in basılması hakkında matbaa, tefsirden matbaaya üstadın bir arzusu, Kur'an-ı Kerim'in basılması. Avrupa'dan mı basılsın yahut o zaman Avrupa'da mı en güzel basıldığı için öyle arzusu var idi? Bir kardeşimiz İtalya'ya gidiyormuş, o zaman İtalya'da bastırabilir misiniz diye bir cüz vermiş. İtalya'da göstermesi için. Böyle duydum, böyle isterdi yani Avrupa'da basılmasını, Türkiye'de böyle fotoğrafla basılmasını böyle arzu ediyordu. Çünkü orada lafzullah tevafukatı görünüyor. Kur'an-ı Kerim'in harika, mucizeliği görünüyor diye ona çok kıymet veriyordu. Kendi sağlığında bastırmak mümkün olmadı. Vefatından ancak birkaç sene sonra başka bir hattata yazdırmak suretiyle veya Hüsrev Ağabey'in kendi hattıyla yazılan nüshalar basılabildi. Elhamdülillah.
Abi üstadın tabi zamanında eserler eski harflerle, İslami harflerle yazılıyordu. Sonra yeni yazıyla basılmasına ne gibi şartlar altında müsaade etti yahut o konuda bir hatıranız var mı? Basılsın basılmasın gibi abiler arasında herhangi bir konuşma, görüşme veya fikir ayrılığı gibi. Ben o zaman Urfa'daydım. Bütün diğer kardeşler, abiler de biliyorlar. Üstadımız yeni yazıyla Ankara'da Saade-i Nurların basılmasını kendisi bizzat istemiş. Bazı talebeleri mesela Hüsrev abi yeni yazıyla basılmasını istememiş. Fakat üstadımız gençlerin hatırı için ben kabul ediyorum diye emir vermiş ve her nüshasını okumak suretiyle kendisi bizzat böyle okutturup dinlemek suretiyle tahsih ediyormuş formaları ve Ankara'dan gelen formaları Isparta'da tahsih ediyormuş yahut Emirdağ'ında tahsih ediyormuş üstad. Dinliyormuş, hep okutturuyormuş onları ve üstattan böyle basılabilir emri gidince Ankara'da matbaada Doğuş Matbaası'nda basıldı evvela. Basılıyormuş. Yani üstad bizzat kendisi emir vererek yeni yazıyla bütün eserlerin basılmasını istemişti. Hatta ben ziyaretine gittiğimde vefatından birkaç ay evvel şöyle demişti. Ben Risale-i Nur neşroluncaya kadar Cenab-ı Hak'tan bir ömür istiyorum. Risale-i Nur neşrolduktan sonra bana ihtiyaç kalmamıştır. Risale-i Nur vazifesini yapar. Ben diyordu, Risale-i Nur neşroluncaya kadar bir ömür istiyorum Cenab-ı Hak'tan diyordu. Ve hakikaten en sonra Şuaalar Mecmuası neşrolmuştu. Şuaalar Mecmuası'nın sonuna Eddai manzumesini koymuştu. Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde Said'den 79 envaat diye yani 79.379'da vefat edeceğini orada işaret ediyor. Mezarının da yıkılacağını işaret ediyordu. 40-45 sene evvel bu manzumeyi yazmış. Yani şuaların sonuna da onu koyması vefatına adeta haber veriyordu yani. Sağlığında son çıkan eser şualar mı? Son çıkan eser şualardı evet. Mektubat, lemalar, sözler basılmıştı. İşaratul İcaz yeni yazıyla. Bir taraftan İstanbul'da, bir taraftan da Ankara'da neşroluyordu. Tarihçe-i Hayat da üstadın şeyinden geçmiş midir? Tarihçe-i Hayat da üstadın tahsilinden geçmiş. 1948'de üstadın vefatından 2 sene evvel 1958'de evet. 58'de neşrolmuş. Neşrolmuş o da. Neşroldu. İçindeki üstadın fotoğrafları, güzel hatıralar üstad onları da görmüş tabii değil mi? Evet o fotoğrafları görmüş ve bunlar bazı talebeler niye üstad fotoğrafa müsaade etmiş filan demişler fakat üstad getirin demiş bir kalemle çizmiş mesela boynundan bu çizdikten sonra bunun artık bir zararı yoktur demiş. Çünkü bazı ulema öyle fetva vermişler. Boynundan bir çizgi çizilirse yani ölü resminin kıymeti yoktur diye. Yani zararı yoktur diye fetva vermişler. Üstad da çizgi çizerek hatta şartta Mehmet Bey, Mehmet emekli yüzbaşı Mehmet Kayalar niye üstad buna müsaade etmiş diye resimli tarihçi hayat istememiş. Ona resimsiz gönderin diye üstad ona da darılmamış. Ona resimsiz gönderin demiş ve o şekilde ona da resimsiz göndermiştir. Bunun hakikatin yayılması. Ya. Evet. Yani vesikalık olduğu için üstad onları kabul etmiş. Yani mesela Almanya'da çekilen fotoğrafı var. Gençlik fotoğrafları var. Sonra öyle bir cumhuriyet devrinde ki herkesin kılığına, kıyafetine karşılıyor. Şapkasız, sarıklı üstad gezebiliyordu. Geziyordu. Kimseyi dinlemiyor gibi yani böyle kanunu dinlemiyor gibi böyle cesaretle hiç kimse dolaşamazdı. Ben kimseyi görmedim. Böyle üstad gibi böyle dolaşan, üstad gibi böyle sarıkla bu şey kıyafetle, esas eski kıyafetiyle, cübbeyle dolaşan kimseyi görmemiştim. Peki mahkemede ne yapıyordu? Mahkemede de aynen İstanbul'da mahkemede beraber bulunduk Gençlik Rehberi Mahkemesi'nde. Aynen üstad kapıdan içeri girerken başını
hürmetsizlik, şeye hürmetsizlik olmasın diye hakimlere karşı, yani hakim de ayakta karşıladı üstadı. Başını açtı fakat boynundaki atkıyı başına sarık yaptı. Sarığın bir tanesini de ben tutuyordum başından çıkardığında. Sonra kendi sarığını da aldı, başında da sarık var. Şeyi, eşarbı, eşarp dedim şey, boyun bağı, atkısı. Ve o öyle o şekilde oturdu. Sarık bir tarafta başından çıkardığı sarık var, bir tarafta da başı yine sarıklıydı. Yani hakim bir şey demedi bunu. Evet. Ve böyle, yani başını, ben diyordu başımı açamıyorum çünkü nezleliyim diyordu. Ve yine de yani kanuna hürmetkar görünüyordu. Tabi abi rapor da verdiğini doktor abi. Rapor da Sadullah Bey bir rapor vermiş. Müzmin nezlesi vardır. İşte baş açık dolaşamaz, başını sarması lazım diye böyle bir rapor almış tabi. Evet. Allah razı olsun abi. Bugün de epey yorduk herhalde. Devamını inşallah. İnşallah yorulmuyoruz ama yoruluyoruz diyelim. Yoruluyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizi üstadımıza layık kadere kabul eylesin. Tabii biz üstadımızdan ancak bir nebze, binde bir anlatabiliyorsak anlatıyoruz. Daha bizim bilmediğimiz nice şeyler vardır. Yani üstadımız diyormuş ki ben sizin birinizle iktifa edemiyorum. Yani böyle bir cemaat ancak üstadı anlatabilir, üstadı dile getirebilir, tam tarif edebilir belki. Yani hepimiz bir kıyısından, kenarından bir şeyler söylüyoruz, hatırımızda kalanları söylüyoruz. Hatırımızda da az kaldı, çok seneler olduğu için fazla bir şey hatırımızda kalmadı. Allah huzurumuzu affetsin. Evet, Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin salaten tekun leke rıdaan vel hakkı yedaan ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tüccina biha min cemii'el ahval vel afat ve takdilena biha cemii'el hacat ve tutahhiruna biha min cemii'el seyyiat ve terfauna biha indeki ala derecat ve tübellivuna biha aksal gayat diyor dedi yani. Sonra ben çünkü üstadımız o da mütevaziydi ki bizimle arkadaş gibi konuşuyordu. Bazı şeyleri bize soruyordu. Biz zannediyorduk ki üstad Arapça bilmiyor. Yani çok bilgisi yok zannederdik. Yani hep de Risale-i Nur methedince kendisinden hiç methetmediğinden işte onun için ben şüphelendim. Dedim bu Risale-i Nur kimdir acaba? Ben aklım ermiyordu çünkü o iş olabilince diye. Çünkü üstadımız malum bizi kendisine değil Risale-i Nur'a bağlamayı, Risale-i Nur'daki hakikatlara böyle aşinalığımızı istiyordu. Onu iyi bilmemizi istiyordu. O bakımdan hep Risale-i Nur diyordu yani. Kendisini ortaya koymuyordu. Bu hatıra bu kadar. Peki üstada sizler yakınında, yanında bulunan talebelere, hizmetkarlara nasıl hitap ederdi veya diğer insanlar nasıl hitap ederlerdi? Üstad nasıl kabul ederdi bu hitapları? Bu şeylere göre, muhite göre değişiyor. Kastamonu'da hoca efendi derlerdi. Bazı hürmetkar zatlar efendi hazretleri derdi. Efendimiz, efendimiz derdi, efendi derdi. Biz üstad derdik. Üstad, Risale-i Nur'da böyle üstad olarak geçtiği için hep üstad diye hitap ediyorduk, üstadım diye söylüyorduk. Üstadım şöyle mi, böyle mi falan diye bazı sorduğumuz zaman üstadım diye hitap ediyorduk. Yani muhite göre değişiyor malum. Üstadın üstad olarak kabul ettiği ya da öyle hitap ettiği kimseler var mıdır hatırladığınız sohbetler sırasında? Üstad bildiği zatlar. Üstad. Şeyde, onu Risale-i Nur'da bazı mektuplarda geçiyor. Üstad, diğer saldığı herkese üstadım diyor. Mesela bir yerde geçiyor, şeyde, nerede? Mesnevi Nuriye'de mi? Sineği bile diyor, bana üstad eyledi diyor Cenab-ı Hak diyor. Mevlana
Celaleddin Rumi Hazretlerini, İmam-ı Rabbani Hazretlerini, Abdülkadir Geylani Hazretlerini, İmam Ali radıyallahu anh vesaire, hep biliyorsunuz hep onlara üstadım diye bahseder. Yüzlerce kimseden ders aldığından bahseder yani. Devamlı. Her ibret verici şeyler, herkesten bir şey duymuş mesela, onu ondan istifade etmişse onu o bakımdan üstad kabul ediyordu. Malum. Sineği diyor, bana üstad eyle diyor. Abi üstadın gündelik hayatı, ibadeti, meşguliyetleri veya şöyle bir 24 saati nasıl geçerdi desek, hatırınızda kalan neler var? Hatırımda kalan, üstad az uyurdu. Kastamonu'dayken ben pek ne kadar uyuduğunu falan bilmiyorum. Yalnız Kastamonu'da fazla zaten aşinalığım yok. Ancak ziyaret ettiğimiz zamanlar görüyorduk. Bazen kıra giderdik. Yolda giderken bile kitap okuttururdu. Mesela Feyz Efendi de bunu bahsediyor. Yolda giderken de bazen böyle Risale-i Nur'daki hakikatlerden anlatırdı. Konuşmamızda, sohbetimizde hep imana kuvvet verecek şekilde, Allah'ın varlığını, birliğini ispat edecek şekilde anlatırdı. Bilhassa Kastamonu'da hep böyle Allah'ın varlığı, birliği hakkında çok bahsettiğini hatırlıyorum yani. Yani gündüzleri çok zaman böyle ya Risale-i Nur'la meşgul olur veyahut da gelenlerle sohbet eder. Hep yine sohbeti yine Risale-i Nur'da geçtiği gibiydi. Emir Dağı'ndaki hatıralarda da bildiğime göre üstad sabahleyin erken kalkardı ve sabah namazını kıldıktan sonra bir müddet, yani kerahet vakti çıktıktan sonra, geceler kısa olduğu zamanlar gaylule, yani uykuya yatardı. Ve hasta olmadığı zaman, çok zaman her gün bir saat kadar gırda yürürdük yani. Yürürdük. Beraber böyle birkaç defa gittiğimizi hatırlıyorum. Emir Dağı'nın köylerine giderdik. Böyle tepelere çıkar, yüksek yerlere çıkar. Bağlara, bahçelere, bostanlara böyle gider, gezer. Ve oralarda rastladığı kimselerle görüşür, sohbet eder. Bize ders verir. Ondan sonra döner mesela, yine tekrar Risale-i Nur hizmeti varsa gelenlere mesela Risale-i Nur'u tavsiye eder. Hep Risale-i Nur'la meşguliyet şeklinde hayatı geçerdi. Üstad daha çok böyle ziyaretçilerle konuştuğunda yaşlı kimselere mesela bazen eski hayatından bahsederdi. Daha çok Risale-i Nur'dan bahsederdi. Yani böyle şahsi hayatından fazla bahsetmiyordu. Yani bu meşguliyeti ondan sonra mesela namaz vakti geldiği zaman, hatta takvimden ben iyi hatırlıyorum, Diyanet takviminden namaz vakitlerini yazdırmıştı. Ben eski yazıya çevirmiştim onu. Eski harflere çevirmiştim. Başının üzerine, yattığı yerin baş tarafına onu asardı. Namaz vakitlerini oradan bakar. Namaz vakti geldiği zaman hemen ezan okur ve namaza başlardı. Yani dışarıdaki ezanı beklemezdi hatta. Evet, abi, daha çok umumi, evet, böyle halkın şeylerine riayet ederdi. Yani ekseriyet ne yapıyorsa onun gibi hareket eder. Böyle bayram günü mesela herkes bayram yapıyorsa o da bayram yapar. Böyle bir ayrılık çıkarmazdı. Ramazan ve bayramı takvime göre. Ramazan ve bayramı takvime göre. Evet. Hatırladım. Bir de ilk risalelerde üstadın tasihlerini görüyoruz. El yazması. Evet. Eserlerde.
bütününü tavsiye eder miydi? Tavsiye ederdi, baştan aşağı. Hatta Emirdağ'ında hatırlıyorum,